Alevi toplumu olarak bizler anayasadaki laiklik ilkesi gereği tüm inançların güvence altına alınması gerekliliğini savunuyoruz. Devlet sınırları içerisinde yaşayan tüm toplumlara her yönden eşit hizmet vermek zorunda. Evet, 2018'de İstanbul Ayazağa'daki durumdan yine Kars Sarıkamış köyündeki Alevi köyüne cami yapılması, malum bu süreçler bizim anayasal taleplerimiz içerisinde yıllarca dile getirdiğimiz, biz Alevi köylerine cami yapılmasını istemiyoruz. Yani bizim önceliğimiz cami değil. Sizin buraya yapacağınız bir cami burada atıl bir şekilde duracaktır. Ama benim önceliğim yol, benim önceliğim burada bir okul, benim önceliğim burada bir kütüphane kurulması. Böylece biz özellikle Cemevi'ni belirtmedim. Çünkü biz canlar yaklaşık Türkiye'de bulunan toplam cemevlerini dikkate aldığımız zaman bunun %90'lık kısmını belki kendimiz lokmalarımızla finanse ederek yapıyoruz. Yani bu yönüyle baktığımız zaman devlet oraya hizmet götürmek zorunda ama bu hizmet cami olmamalı. Biz tabii ki Sünni canlarımızın, dostlarımızın cami yapmasına karşı değiliz. Ama bizim inancımızda cami kavramı yok. Biz ibadetimizi cemevinde yapıyoruz. Eğer devlet bize tamam cemevlerini yasal statüye vermeyip bunu tanımıyorsa, bizim kendi dostlarımızın lokmalarıyla yaptığımız cemevlerinin yapılmasını kolaylaştırmalı. Bunun yerine o bölgeye gerçekten ihtiyacı olan hizmetleri götürebilmelidir. Benim amcam da Sivas Hafikliyim ben. Bulunduğum köyde Beydili köyündeyim. Köy muhtarlığı yaptığı bir dönemde yine kaymakamdan yol talebiyle gittiği bir süreçte kendisine aslında bir kaymakamın çekmecesinde olmaması gereken son seçim bilgilerini ve AK Parti'ye çıkan oyların sayısını gösteriyor ve diyor ki şu şekilde bir cümle kuruyor. Muhtar, bu buradaki AK Parti oylarının yükselmesi durumunda ben sana hizmet verebilirim şeklinde açık açık bir ifade de kullanabiliyor. Bu da ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Bizim ihtiyaçlarımız yönünde devletin bize hizmet üretmesini istiyoruz. Aynı şekilde Antalya'da, Finike'de, Yuvalı'da Kafi Baba bölgemiz var. Orada da bir abdal yerleşimi var. Hatta derneğimizin orada da bir şubesi vardı ama çok etkin olmadığı için genel merkez tarafından faaliyetine son verildi. Orada da benzer şekilde hoparlör ile türbeye ezan okunması söz konusu oldu. Biz Alevi kurumları olarak tepkiler verdik. Aynı zamanda oradaki şubemiz de tepki verdi. Ama bunlar adım adım baktığımız zaman Türkiye'de son dönemlerde ciddi anlamda artış gösteriyor. Bunun sebebi özellikle dini cemaatlerin hükümetten güç alarak ve bunları kullanarak bir süreç başlatması. Bizler Alevi toplumu bu oyunlara alışık. Alevi toplumu bu oyunlara kolay kolay gelmeyecektir. Sağduyulu insanlarız. Bizim dostlarımız sağduyulu. Örgütlerimiz yine bu tür olaylara sağduyuyla yaklaşıyor. İşte burada örgütlü olmanın bir önemi ortaya çıkıyor. Böyle bir durum yaşandı, evet. Ve bunun karşılığında Türkiye'nin en büyük Alevi kurumları olan Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi Sayın Başkanım İsmet Kurt, yine Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanım Sayın Ercan Geçmez, Pir Sultan Genel Başkanım Sayın Gani Kaplan Bey bununla ilgili açıklamalarda bulundular. Biz eğer genel merkezimiz nezdindeki örgütlenmemizi, farklı kurumlar adı altında olan örgütlenmelerimizi daha güçlü tek noktada birleştirirsek Alevilerin anayasal taleplerine ciddi anlamda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yani bireysel anlamda bir talepte bulunmak genel baktığımız zaman toplumda karşılık bulmaz. Bireysel olarak bir kapıyı çaldığınız zaman o kapının size açılması ya da sorununuzun çözülmesi pek mümkün değil ve hele bir de Aleviyseniz bu ülkede. Ama özellikle büyük kurumların etrafında oluşturacağımız ana bir örgütlenmeyle bu federasyonun daha güçlü hale getirilmesi şeklinde olabilir. Bizim içimizdeki küçük iç problemlerin tamamen devre dışı bırakılarak şahıs bazında olan şeylerin kurumlara yayılmadan güçlü bir örgütlenme modeliyle
çalacağımız kapıların bizim yüzümüze kapanacağını düşünmüyorum. Aleviler bu konuda anayasal taleplerini dile getirmeye devam edecek. Tabii ki bu özellikle AK Parti'nin ikinci, üçüncü döneminden sonra Türkiye'de özellikle Alevilerde ciddi bir can güvenliği sıkıntısı görülmeye başladı. Bizler hem kurum başkanlarımız, genel başkanlarımızın koruma ile gezdiği dönemleri yaşadık, saldırıya uğradığı dönemleri yaşadık. Artık bunların geride kalmasını istiyoruz. Biz Aleviler güzellikten yana, Aleviler barış istiyor. Alevilerin kendinden olmayan inançlarla hiçbir sorunu yok. Sadece devlet otoritesinin bizimle ilgili attığı adımlarda biz samimi olmasını istiyoruz. Örneğin açılım süreçleri yaşadık. Bunlarda samimi adımlar atılmadı. Tek taraflı otorite kararıyla verilen süreçler oldu ve maalesef başarıya ulaşmadı. Biz her ne olursa olsun provokasyonlara gelmeyecek bir toplumuz. Biz daha önce tarihimizde özellikle son 25-30 yılda yaşadığımız ciddi süreçler oldu. Maraş'ları yaşadık, Sivas'ları yaşadık, Gezi'yi yaşadık, yine Gazi olaylarını yaşadık ve ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık toplum olarak. Biz artık bunların geride kalmasını istiyoruz. Biz bu ülkede tüm her kesimde inanan inanmayan ya da dini görüşü, siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye haritası üzerinde el ele kol kola verilmiş bir yaşam oluşturulmasını istiyoruz. Ve biz mümkün olduğu kadar da ayrıştırmaya gitmeden, faaliyetlerimizde Alevi-Sünni ayrımı yapmadan, yine öğrenci bursu verirken bile bizim kapımızı çalan her dosta elimiz imkanımız yettiği kadar destek olmaya çalışan bir toplumuz. Elimizdeki lokmaları herkesle çok rahatlıkla bu cemevi ortamlarında olsun, evlerimizde olsun paylaşan bir toplumuz. Bu güzellikleri tüm Türkiye'nin iyi tanıması, gerçekten samimi bir şekilde bizlere yaklaşması ile oluşturulacak her adımı da destekliyoruz.